Merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün 1 Aralık. Artık kışa girdik ama öyle güzel bir hava var ki böyle yazı aratır 17-18 derecelerde. Efendim bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz. Ama konumuza girmeden önce yine sektör duayenlerimizden sevgili Affan Başak'ı dün kaybettik. Reklam sektörünün ilk dönemlerinde Türkiye'de önemli işler yapan, önemli reklamcılar yetiştiren bir okul gibiydi Repro Ajans. Buradan onu tekrar başsağlığı diliyoruz hem sektörü hem de yakınlarına. Evet, bugün Türk Afiş ve Grafik Sanatı'nın öncü ismi İHA Hulusi'nin 119. yaşını kutluyoruz aynı zamanda. 1898'de Kahire'de doğmuş olan İHA Hulusi, Türkiye'deki ilk alfabe kapağının tasarımcısı ve Latin harflerine geçişimizdeki ilk ABC'yi öğrencilerle tanıştıran bir tasarımcı. 119. yılında ne yaptık? Onun tabii belli bir dönem çok ciddi işlere imza atmış. Türkiye'nin batılılaşmaya giden yolda sanayileşme sürecinde. Cumhuriyet'in ilan edildiğinden hemen sonra yapılan işlerde birçok çalışmaları var. Birçok kurumun kurumsal işlerini yapmış, afişlerini yapmış, basın ilanlarını yapmış. Onları aldık ve günümüz sanatçılarıyla paylaştık. Çağdaş Sanat Açık Havada diye bir konseptle de onu kamuoyuyla buluşturduk. Bunların detaylarını program içinde konuşacağız ama şimdi konuklarımı tanıtmak istiyorum. Artnivo.com direktörü Özge İnan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Yine sektörün duayeni diyebilirim. Arvak Başkanı Ayhan Tezcan, hoş geldiniz. Ve hem sanatçılarımız hem akademisyenlerimiz Didem Dayı ve Sinem Karaduman, hoş geldiniz. Ellerinize sağlık bu arada. Özgeciğim, senle başlayayım istiyorum. Aslında Artnivo böyle bir işe öncülük etti. Evet. Ondan sonra bunu açık havaya taşıdı. Güzel bir organizasyon yaptı. Bu da ikinci dalgası diyebiliriz bu işin. İstersen biraz bu işe nasıl değer verip öne çıkardığınızdan bahsedelim. Tabii. Çağdaş Sanat Açık Havada projesine bir sene önce başladık. Aklımızda aslında sokakta olmak vardı, kamusal alanda olmak vardı. Bunu nasıl yapabiliriz, hangi yolla yapabiliriz diye düşünürken billboardlarda olmanın avantajlarını düşündük ve Shooter'e böyle bir hayalimizden bahsettik o dönemde ve onlar da zaten aynı şeyi, bizimle aynı şeyi istedikleri bir dönemdelerdi ve beraber bu yola koyulduk. Denk geldi diyelim. Denk geldi, yani birbirimizi bulduk diyebiliriz. Evet. Shooter'le beraber o dönemde sergiler yaptık. Açık havada, billboardda sergiler yaptık. Şu şekilde ilerledik. Art Nouveau sanatçılarıyla, Art Nouveau sanatçılarından seçkilerle kamusal alanda olduk. Bu süreçte sanatçılarımıza kamusal alan için, billboard için nasıl bir kendi... brief verdiniz evet, onlara? Evet, yani aslında tamamen İçeride kavga özgür ediyorduk. Bıraktı. Ayhan Bey'le biliyorsunuz açık havada outdoor tasarımları çok önemlidir diye. Biz sanatçılarımızı özgür bırakmayı tercih ettik. Yani onlardan şunu istedik. Hali hazırda var olan işlerini billboardda göstermek değil, bir reklam gibi değil. Billboard için özel olarak iş üretmelerini istedik. Onun dışında üretimlerine karışmadık. Aslında bir yerde bir sanat galerisinde bir resim sergiler mantığıyla. Evet, yani hı-hı, aslında bir duvar yerine, dört duvarın hı-hı arasında bir duvarı kullanacakları yere billboard'u kullandılar. Tabii kapalı alan ve açık alan olması işlerin duruşunu, her şeyini değiştirdi, hani mantığını değiştirdi. Hı-hı. Dolayısıyla ona göre biz işler ürettiler, biz de aralarından bir seçki yaptık ve belirli bir başlık altında topladık. 2-3 aylık sergiler, periyotlarda sergilerimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında İHA Hulusi. Peki İHA Hulusi'ye gelmeden şey soracağım. O ilk dönemde yaparken nasıl bir seçki yaptınız sanatçılardan? Yani ne tür işleri seçtiniz? Hani çünkü bazı iş vardır. Hani bakarsın, hani halkın anlaması da zordur. Hani o konuda böyle bir şey var mıydı? Bir bakış açısı. Şöyle düşündük. Şimdi bazı işleri tek başına belki metnini okumadan anlamak, tam anlamıyla anlamak mümkün olmayabiliyor. Ama izleyiciyle, dışarıda izleyiciyle çarpıştığında, bir araya geldiğinde
en azından bir bağ kurmasını düşündük. Hı hı. Bir bağ kurması gerektiğini düşündük. Çünkü topluma herkese açıyoruz. Bunu herkese sanat diye ortaya koyuyoruz ve herkese de bir şekilde bağ kurmasını istedik. Seçkiyi yaparken tabii bunlara da önem verdik. Sanatçıları nasıl bir araya topladık? Belirli başlıklar altında topladık tabii ki. Sanatçıların diğer işlerinde birbiriyle konuşması gerekiyor. Hı hı. Yan yana gelmiyorlar belki. Bir galeri mekanındaki gibi. Tabii çok büyük aralıklar olabilir. Yan yana asılmıyor. Biri hı hı. Maslak'ta, biri başka tabii. bir yerde. Ama yine de birbiriyle konuşan işler olmasını tercih ettik. Dolayısıyla belirli bir tema altında birleştiler. Böyle bir proje heyecan verici aslında ve Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirdiniz Doğru. diye tahmin ediyorum. Doğru. Nasıl baktınız hani Özge böyle bir çakıştık dedi, onlar da böyle bir şey istiyorlardı. Biz de böyle gelince hani iş hani reklamcı tabiriyle cuk oturdu. Valla şimdi açık hava konusunda konuşun derseniz epeyce uzun sürecek bir konuşma dinlemek zorunda kalırsınız. Tabii ki çok önemli bir şey. Neden önemli? Birincisi açık hava bilinen en kitlesel mecra. Sanat daha dar alanda hareket eden bir dal. Dolayısıyla güncel sanatın açık havanın kitleselliğinden yararlanarak halka ulaşması, neredeyse halkın ayağına götürmesi güncel sanatı çok önemsenecek bir şey. Ve hakikaten hepimiz çok keyif alarak yaptık bu işi. Ve yeni ayağı da muhteşem tabii. Yani o eserlere de baktım, hepsine çok keyifle seyredim. Müthiş. Yani görüyorum şimdi bu Tutkulu Eller Açık Havada ikinci projenin adı. Şişli bölgesinde Şişli Belediyesi bu konuda bize billboardlarını açtı. Buradan Ayrı İnönü Başkanı'na da teşekkür ederiz. Tabii sonra da Ankara versiyonu çıktı bunun aynı ayaktan. Yani çok ciddi bir kesime hem İHA Polisi hem Çağdaş Sanat hem o dönemin çizgileri ki bunları sevgili hocalarımız daha iyi yorumlayacak ama çok keyifli işler çıktı diye düşünüyorum. Hatta canlı yayına da yetişecekti. Çok taze bir defterimiz var. Yıl sonu için yapıyoruz. Bu bütün çalışmaları böyle birer ayraç şeklinde güncel notları tutmak için hazırladık. Onlar da gelecek. Bayağı etkili oldu diye düşünüyorum. Evet Didem Hocam. Buyurun. Merhaba. Benim için şimdiye kadar yani bu yaşıma kadar çalıştığım her şeyin üst üste oturması zaten bu proje. Yani uluslararası reklam ajansı deneyimimin, tasarımcılık geçmişimin, akademisyenlik deneyimimin, işte tasarım teorisi anlatan yanımın, o konuda yazan tarafımın ve en sonunda alıntıyla iş yapan bir sanatçı olarak bütün tavrımın hepsinin üst üste oturması aslında bu iş. Herhalde daha isabetli bir iş yapamazdım diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü yazdığım ilk makalede İHA Polisi hakkındaydı. Yaptığım ilk alıntı işim de İHA Polisi'nin işindendi. Dolayısıyla benim için çok harika bir kesişme oldu ve işleri yaparken ben çok zevk aldım. Bir kere... ona geleceğim ben de. Hani şimdi burada konuşuyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum ben de ekranda işleriniz de çıkıyor. Yani neredeyse hani asırlık çalışmalar. Kara kalemi var, sulu boyası var, çini taraması var. Yani onlara bakıp hani... tabii ki onların içinden seçtiniz kendinize yakın gelen şeyleri. Orada mesela neydi duygu? Onu nasıl bir yorumla aktardınız böyle olaya? Şimdi zaten benim evimde geniş bir İHA Polisi arşivi var. Yani zaten sene içinde işte sahaflardaki eski dergilerden hiç bilmediğimiz böyle küçük ilanlar. Yani zaten çekip toparladığım bir arşivim vardı benim. Zaten kitaplar ve kaynak çok fazla bu konuda. Ve de şeyi biliyorum yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminde İHA Polisi'nin yaptığı görüntünün sosyopolitik olarak nereye oturduğunun farkındayım ben. Yani o bir genç cumhuriyet ideolojisi, bir yeni bir dünya vaadi, bir hiç görüntünün baskın olmadığı bir dönemde Türkiye'nin neredeyse biricik görüntü stili aslında İHA Polisi'nin kurduğu dil, modern Türkiye'nin dili. Dolayısıyla zaten bunlar benim hiç yabancı olduğum şeyler değildi ve benim... mesela öğrencilere anlatırken de hani görüntü bir toplumu nasıl etkileyebilir? O görüntünün kalitesi, o görüntünün bütünlüğü, orada söylenen söz bir toplumu nasıl dönüştürülebilir? Dönüştürebilirin gücüne. Örnek verdiğim bir tasarımcı zaten İHA Polisi benim. Çünkü o dönemler biliyorsunuz sadece ticari işler değil, bir sürü işte devlet tabii kurumu, canım, sosyal yani, işler. Uluslararası çalışan biri bir de üstelik evet, yani. Kahire'nin tanıtımlarına çalışmış, Almanya'daki öğrencilik yıllarında Almanya'da birçok iş yapmış. Yani
Evet, çok yani değerli bir. Ve hepsi de yaşıyor bunların. Esas bence en önemli olan şey o. Yani bugün kuru kahveci Mehmet Efendi'nin logosu hala kullanılıyor ve hiçbir zaman da eskimiş gibi gelmiyor. Aynen insana. Öyle. Muhteşem kulüp rakısı etiketi. Aynen. Yani bunlar bugün yaşadığımız işte işler. Aynı zamanda bizim yani Cumhuriyetimizin görsel hazinesi İHA Projesi. Dönüp baktığınız zaman ilk 30-40 senelik dönemde, yani tabii ki çok değerli başka tasarımcılarımız var ama baskın olarak biz bu alanda İHA Projesi'yi görüyoruz. Sosyal olarak da kültürel olarak da onu görüyoruz. Dolayısıyla hani bir kere gündeme getirilmesi bence harika bir proje. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni de bulduğunuz için teşekkür ediyorum ayrıca. Ben çok keyif aldım. Yani yapmaya çalıştığım şey de o günün ideolojisini o aynı görsellerle ve biliyoruz hepimiz İHA Projesi aynı zamanda bu metinlerin de yazarı. Tipografisini de kendisi üretiyor. Dolayısıyla hiçbir noktasına virgülüne dokunmadan bunların arasında bunları tekrar bir araya getirerek günümüzden o dönemle bu dönemin arasındaki olan bitene bir bakış yakalamak istedim ben. Bir köprü ben kurduk diyorsunuz açıkçası, yani. Evet, yani çok heyecanlı bir ülkeden, yani çok büyük atılım yapan bir ülkeyle bugünün arasındaki şeyi biraz dokunmak istedim yaptığım işlerde. Elinize sağlık tekrardan. Evet, Sinem Hocam, siz hangi duygularla başladınız bu işe? Benim için aslında yapılış ile tanışmak yeni bir durum. Son zamanlarda biraz araştırdım yaptığı işleri. Çok heyecanlıydı gerçekten, çok keyifliydi benim için de. Cumhuriyet'in bir dönemini resmen görsel olarak kayıt altına almış. Cumhuriyet'i afişleyen adam diyoruz bir kesinlikle yerde yani. Kesinlikle. Kültürel olarak, sosyal olarak döneme dair çok ciddi fikirler veriyordu yaptığı işler. Özellikle sloganlarından ben çok etkilendim. Çoğunlukla da onları kullandım. Hala verecek bir mesajları var bence. Yani 100 yıl öncesinden kalmış mesajlar bugün hala bir etki taşıyor. Geçerliliği var kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Onları kullandım. Çok keyifli bir süreçti. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Peki aslında ikiniz için de sen biraz bahsettin ama öğrencilerle bunu paylaştınız mı? Yani böyle bir şey yaparken onlara bir şey verdiniz mi? Veya en azından İHAP'tan bahsettiniz mi? Ben zaten yani derste konuştuğum tasarımcılardan bir tanesidir her zaman için ama bu projeyle... Yok bu projeyle ilgili. Bu proje özelinde bir şey konuşmadım. Yani, nasıl olsa kamuoyuna çıktık, görecekler diyorsun. Evet, onlar göreceklerdir. En kısa zamanda şimdi bu program sonunda da bir şeyler yazmaya başlayacaklardır arkasına zaten. Biz de çok fırsat bulamadık konuşmak için ama bundan sonra kesinlikle konuşacağımızı düşünüyorum. Süper. Özge, ben tekrar sana dönüyorum. Tabii bu arada da iki sanatçımız daha var ama bugün aramızda değiller çeşitli işlerden dolayı. Bir Başak Orasan, birisi de Burak Tak. Evet. İkisi de yine bizim sürekli zaten çalıştığımız sanatçılar. Bu İHA Plus'i sergisi belirli olduğunda aslında biz normalde bütün sanatçılarımıza bir teklif götürürüz. Açarız ve kim yapmak Konkur isterse gibi iş yani. Yani evet. O şekilde aralarından seçim yaparız ama bu İHA Plus'i sergisinde aslında nokta atışı yaptık. Burak Tak, Basako, Sinem Karaduman, Didem Dayı hepsinin bu sergiyle ilgili ne kadar heyecanlanacağını bildiğimiz için direkt olarak sorduk. Hedef kitleye direkt gittiniz yani. Direkt gittik ve hepsi de çok heyecanlandı. Özellikle gurur duydular. Yani İHA Plus'u gibi bir ustanın işlerini tekrardan yorumlamak. Gündeme getirmek. Çok değerli bir şey onlar için. Burak Tak illüstrasyonlarıyla yer aldı. İki tane çalışması yer alıyor. Basako yine bir kolaj tekniğiyle. Kolaj yaptı. Kolaj onları da ekranda görüyoruz zaten şu anda gidiyor. Evet, arkada geçiyor. İkisi de çok güzel çalışmalar yaptılar. İkisi için de çok anlamlıydı bu şekilde çalışmak. Biz bu işlerden böyle bir küçük bir VTR hazırladık. İsterseniz bir onu izleyelim hem de tekrar ustayı da anmış oluruz. Bir VTR'ye gidelim isterseniz.
baktığın zaman hakikaten ne kadar net söylemler ve ne kadar çarpıcı görseller. Ben de onu söyleyecektim. Gerçekten o kadar önemli ki sanatçı kişiliğinin yanı sıra bizim bugün bile hala birçok yerde bıkmadan, usanmadan tekrarladığımız bir ilkesi var, bir dili var açık havanın. O da tek görsel, tek mesaj ve logo. Bu kadar yalın, basit olmak zorunda açık hava. 50 yıl önceden bahsediyoruz, 60 yıl önceden bahsediyoruz. İşlere baktığımız zaman o zaman bunu hani açık hava reklamcılığından bile bahsetmek çok zor olan bir yerde bu kadar doğru işler yapması muhteşem. Söyleyecek hiçbir laf yok o konuda. Öbür taraftan bir de grafiker tarafında da müthiş bir kendi markasını yaratmış bir ya polisi imzasını tanımayan kimse var mı? Ben çok merak ediyorum. Olağanüstü yani bu bir işle marka. İlgili olup da herhalde son 20 yıldır yani biz de biraz çabaladık tabii bu İHAB'ın tanıtımı konusunda herhalde yoktur. Yani bir üçgen bir işte o klasik bilinen yazı karakterini gördün mü İHAB Hulusi diyorsun. Muhteşem bir şey canım. Yani her anlamda bakıyorsunuz zaten eskilerin bir lafı vardı. Birini övmek istedikleri zaman pirimiz, üstadımız falan derdi. Hakikaten açık havanın piri, üstadı evet. İHAB Hulusi. Bugün diyorum yani bugün o işler açık havada hala sözünü söyleyebilecek aynen, kapasitede aynen. Işler. Yani kullanıyorlar evet. Yani çok doğru işler çünkü. Son derece doğru işler. Tabii şimdi reklam sektörüne baktığın zaman da hani mecralar işte günümüzde televizyon, dijital, basın, açık hava, radyo diye gidiyor. Bunun yanında çok güzel de bir işe imza attınız. Kısmetse pazartesi günü yani 4 Aralık günü 21.40 bak saatini bile hatırlıyorum. İSTV'de bir açık hava belgeseli söz konusu. Buna çok emek verdiniz. İstersen biraz hem açık hava sektörünün bir olgusundan bahsetmiş oluruz hem de bu emekten biraz bahsetmiş oluruz. Bir kere türünün ilk örneği. Bizi en çok heyecanlandırdı. Yani iletişim sektörü için önemli bir şey yaptınız. Aynen öyle. Açık hava mecrası çok eski bir mecra. Bakıldığı zaman hani Türkiye içinde, dünya içinde son derece uzun geçmişi olan bir mecra. Ve derli toplu elimizde hiçbir şey yok. O anlamda bakın. Hele hele Türkiye'de. Türkiye'de arşiv konusu arşiv zaten yok. Bir evet, sıkıntı. Evet aynen aynen arşiv yok. Dolayısıyla bir şeyler toparlamak gerekiyor ki geleceğe kalsın bunlar diye düşünülen bir iş. İSTV ile Stürerkent Vizyon işbirliğiyle ortaya çıktı. Stürerkent Vizyon aynı zamanda Arvak'ın üyesi biliyorsunuz. Dolayısıyla biz de katkı verdik ve hakikaten çok keyifli bir iş çıktı. Yaklaşık 6 aydır çekim yaptık. Evet. 6 ay çekimi ve kurgusu süren bir iş. Ve açık havanın bütün çerçevelerinden bakmaya çalıştık işin içine ki eksik bir şey kalmasın ve kamuoyuyla konuşuyoruz ve kamuoyu o sabah sokağa çıktığında gördüğü afişlerin arkasında ne var bilmiyor. Neler var? Bilmiyor. Orada müthiş bir öykü var. Dolayısıyla başlangıcından hani briefinden başlayıp ta yapışana kadar sokaktaki afişe gelene kadar olağanüstü bir dönem yaşanıyor ve bir sürü de aşamalardan geçiliyor ve bir sürü insanın katkısı var bunun içinde. Doğru diyorsun. Onun için o belgeseli bu anlamda çok önemsiyor. İnşallah hak ettiği ilgiyi görür ve kamuoyu da o dışarı çıktıklarında gördükleri rengarenk dünyanın arkasında neler olduğu konusunda da bir fikir sahibi olurlar diye düşünüyoruz. Özge yine seninle devam edeyim. Şimdi tutkulu eller açık havada İstanbul'da devam ettiği gibi Ankara'da da. Ankara'da biraz daha yoğun evet. Gidiyoruz. Daha çok yerdeyiz. Evet. Ankara'da ilk defa böyle bir şey oluyor. Çünkü ilk Çağdaş Sanat açık havada İstanbul'da olmuştu. Evet. Nasıl böyle bir bayağı da mecrada yer buldu tutkulu eller? Evet. Biz aslında ilk başladığımızda hayalimizdi bu. Yalnızca İstanbul'da kalmamak, başka şehirlere de çıkmak. Çünkü sanatın merkezi Türkiye'de İstanbul olarak hı-hı. görülüyor ve zaten küçük bir çevre tarafından bir de galerilere, müzelere kapatılmış durumda. Yani biz hem sokağa çıkmak istedik hem de İstanbul dışına çıkmak istedik. Dolayısıyla şu an Ankara'da olmak, Ankara ile başlamak bizim için çok güzel bir duygu. Daha sonrasında da diğer şehirlere de devam etmek istiyoruz aslında. Daha da Türkiye'nin her yerine açılmak da istiyoruz.
yani devam açılmak istiyorsanız adres burada. Elimizden geleni yaparız. Biz de çok keyif alıyoruz bu işlerden. Yani gerçekten. Ya bir de farklı bir şey olarak görüyorum ben bunu. Yani hem yeni nesile, genç nesile hani aktarabilmek olayında ne bileyim hani hep ticari genelde evet, bir yerde evet, reklam evet, dediğin evet, zaman evet, hani satacaksın malı. Ama burada hakikaten yani belli galerilerin belli bölgelerde olması bunu bir İşte İstanbul, Ankara dediğin zaman yani Türkiye'nin %60'ı, %70'i bir yerde haberdar oluyor bu işlerden. Önemli bir çalışma diye düşünüyorum ki bunu hakikaten öyle de güzel geldi ki yani 4 Aralık'ta da bu işin belgeselinin başlaması, bu işin ilkinin işlerinin yeni ellerle buraya evet, uygulanması falan. Yani böyle şey kampanya tam... Biennale 400 küsür bin insan izlemiş. İzlemiş. Olağanüstü bir rakam bu tabii, çok güzel bir şey. Ama bir de gerçekten o potansiyeli muhtemelen en az 5 katı izlemek isteyip de imkanları el vermeyen insanlar da var. Dolayısıyla açık havanın kalkıp güncel sanatı, çağdaş sanatı insanların ayağına götürmesi tabii ki çok önemli bir şey ve çok önemsiyoruz bu yaklaşımı. İnşallah devamını getiririz diye düşünüyorum. Evet. Son bir dakikaya doğru gelirken hocalarımla bir şey paylaşacağım. Şimdi bir reklam sektörünün böyle bir araştırması 3 yılda bir, 4 yılda bir yapılır. Hani reklamcı ne içer, ne giyer, nereye gider gibi. Şey dikkatimi çekti. İlk defa da Gümüşhane Üniversitesi'nde yaptım bu sunumu. Reklam sektörüne insan kaynağı yaratan fakültelerde tabii iletişim fakültesi ilk sırayı yer arıyor. Fakat güzel sanatlar, yani ilk sırada iletişim %36 falan oranı. Hı-hı. Güzel sanatların 15. Hı-hı. Onun için ikiniz de güzel sanatların içinde olan biri olarak bu 15'i nasıl arttırabiliriz? Öğrencileri biraz reklama yoğunlaştırmak konusunda son sözler gibi alacağım. Hem bu bir dilek gibi olsun hem de son birmiş. Ona göre alayım o zaman. Ben şunu söyleyeyim. Bir kere Güzel Sanatlar Fakültesi biliyorsunuz çok sınırlı sayıda öğrenci alıyor. Yani hı hı, pahalı bir bölüm olduğu için sınırlı sayıda biz 30 öğrenci ama oluyoruz. Çok Güzel Sanatlar Fakültemiz de oldu. Yani şimdi eskiden benim dönemimde 2 tane 3 tane vardı yani. Evet. Şimdi tabii en az 30-35 tane Güzel Sanatlar Fakültesi var. Evet, yani bizim genelde yani tasarım bölümünden, grafik tasarım bölümünden çıkanlar genel olarak sektörde yani yayılabilecekleri çok yer olduğu için bir tercih sıralamaları var. Ama yani öğrencilerimizin yarısı zaten çok rahatlıkla her sene mezunlarımızın yarısı bizim reklam sektörüne bir şekilde adapte oluyor. Ve de hani bunu yani ben kendi lazım bölümüm olarak söyleyebilirim. Son derecede iyi arkadaşlarımız var bizden mezun olanlar, bu işte senelerdir çalışanlar. Ama yani o öğrencinin eğitim sırasında ve işte diğer şeylerle yönelimine bağlı tasarım ofislerini tercih eden arkadaşlarımız da var, sadece reklam değil. Bir dakikayı ben burada bitireyim. Dinleme vereyim, ekleyecek bir şey varsa. 30 saniye vereyim. Resim bölümü, o da önemli. Eskiden grafikere ressam denirdi. Evet. Biraz ben reklamcı bekliyoruz öğrencilerden. Tam olarak onu da söyleyecektim. Artık o alanların, reklamın, işte grafiğin, resmin arasındaki sınırların kalktığı bir dönemdeyiz. Ben gelecek dönemde bunların arasında da hani çok ciddi bir fark olmayacağına inanıyorum. İyice kalkacak bu sınırlar. Resimden de reklama çok faydalı, çok gerçekten işe yarar şeyler geleceğinden eminim. Peki. Efendim ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir iş çıktı. Bir açık hava sergisi oldu. Hı hı. Katkılarınızdan dolayı, öncülüğünüzden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Aralık'ın ilk programını bitiriyoruz. Bu hafta sonu önemli bir derbi maçı var. Galatasaray Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın rakibi oluyor. Burada sinirlerine hakim olan, aklına hakim olan maçı kazanır diye düşünüyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu. Hoşçakalın.